Aslında genelgeyi bir anlamaya çalışalım. Genelge nedir, nelerden bahsediyor. Ardından biraz da kıyas yoluyla, geçmişle kıyas yoluyla ve mevcut taleplerimiz ışığında değerlendirme yapabiliriz. Şimdi genelge diyor ki, aslında var olan bir durumu tekrarlıyor genelge. Çok farklı bir durum yok. Cumhurbaşkanının zaten hasta tutsaklarının infazını durdurma yetkisi vardır. Genelge aslında bu haliyle gördüğümüz kadarıyla tüm yetki Cumhurbaşkanı'na veriyor. Bunu birazdan ayrıntılarını açıklayacağım ama genelgenin çok yeni bir şey doğurmadığını aslında var olan durumu daha da katlaştırdığını görebiliriz. Ne Devamında genelge işte tutsakların başvuruları, vasilerin, avukatların başvuruları üzerine veya doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın resmen başlatacağı işlemler üzerine yapılacak bir takım işlemlerden bahsediyor. Ve e, sonuç itibariyle bitirilen işlemlerin bakanlığa, Adalet Bakanlığı'na, bakanlık üzerinden de Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmesinden bahsediyor. Hani aslında bahsettiğimiz durum, Cumhurbaşkanı'nın daha evvel bulunan yetkinin tekrarlanması, daha da güçlenmesi, daha da katlaşması haline geliyor diye değerlendirebiliriz. Şimdi ne diyor genelge? Genelge diyor ki, başvurucuyu önce devlet hastanesine sevk edeceksin. Ardından tüm evraklarla birlikte bu evrakları ilgili adli tıp kurumuna göndereceksin. Adli tıp kurumunun vereceği cezaevinde kalamaz raporu varsa bu raporu tüm evraklar işte ceza dosyasıyla birlikte, infaz dosyasıyla birlikte yani müddetnamesi, koşulu sağlık verme tarihi vesaire yani genelge bunları ayrıntılı yazmış. Yani hem sağlık hem de hukuk evraklarla birlikte Cumhurbaşkanlığına göndereceksin diyor. Ancak burada bizim dikkatimizi çeken bir durum var. Mesleği, ailesi ve toplumsal durumunu da içeren bir araştırma tutanağıyla birlikte Cumhurbaşkanlığına gönderileceğinden bahsediyor. İşte aslında tehlikeli durum buradan doğuyor. Şimdi birazdan o kısmı bir önceki düzenlemeyle birlikte açacağım. Yine ilgili genelge ne diyor? Genelge diyor ki cezaevinde kalabilir raporu verse bile yine bu evrakların bir şekilde Cumhurbaşkanlığına gönderilmesinden bahsediyor. Şimdi durum bundan ibaret. Durum şu özetle Devlet hastanesine sevk, sevk sonucunda e, evrakların adli tıp kurumuna gönderilmesi, adli tıp kurumunun cezaevinde kalabilir ve kalamaz raporu vermesi üzerinden bir değerlendirme yapmasından bahsediyor. Şimdi bütün bu değerlendirmeyi gördükten sonra biraz daha ayrıntılı izah etmeye çalışalım. Şimdi olay şu. Olay şu. Cezaevinde kalamaz raporu veren kurum yine adli tıp kurumu olacak. Yani aslında bizim bugüne kadar sunduğumuz hiçbir eleştiriye cevap olunmadığını görüyoruz. Yani adli tıp kurumları aslında tek yetkili kurum olarak yine karşımıza çıkıyor. Bunun dışında cezaevinde kalamaz raporu veren kişinin mesleğini, ailesini ve şahsi durumunu araştırır raporun sağlık ile alakası nedir, ilgisi nedir? Bunun bir izahı yoktur. Aslında bir önceki düzenlemede olan toplum güvenliğinin tam da karşımızda durması yine keyfi uygulamaların karşımıza çıkmasıdır. İkincisi, e, adli tıp kurumları aradan çıkmayacaksa, yine adli tıp kurumları üzerinden bütün işlemler yürütülecekse yeni bir genelge ihtiyaç var mıydı? En ötesinde zaten Cumhurbaşkanı'nın kendisinin böyle bir yetkisi var iken tüm yetkinin Cumhurbaşkanı'na verilmesinin bizim beklentimizi karşılayıp karşılayamayacağı konusunu tartışmak gerekiyor. İşte tüm bu çerçeve ışığında genelgeyi yeniden okuyalım. Biz genelgeyi şöyle okuyoruz. Genelge aslında tüm yetkinin Cumhurbaşkanlığına verilmesi, adli tıp kurumlarının yine yetkili muhatap olması ve yine toplum güvenliği gerekçesi adı altında işte ailesinin şahsi durumunun, toplumsal durumunun mesleğinin araştırılması. Başka da hiçbir şey yok. Yani aslında bu genelge bizim uzun zamandır bahsettiğimiz hasta tutsakların genel gerek tedavileri, gerekse yaşamı yitirme süreçlerine dair hiçbir şekilde cevap olmadığını görüyoruz. Bugüne kadar da yani kaç gündür bu düzenleme başlamış. resmen bir tahliye sürecini duymadık. Herhangi birinin cezaevinden bırakıldığını duymadık. En somut örnek bugün yanı başımızda Mehmet Emin Özkan'dır. Hala cezaevindeyse aslında bu genelgenin hiçbir şeye cevap olamayacağı noktasında yaklaşımımız net. Biz yine taleplerimizi sıralayalım. Aslında bu iş tıbbi bilimsel bir meseledir. O yüzden tıbbi bir bilimsel meselede öncelikle bu meselenin çözümü tarafsız ve bağımsız bilim insanlarına devredilmelidir. Eğer tarafsız ve bağımsız bilim insanlarına devredemeyeceksek bu tartışmayı, yine Cumhurbaşkanlığı tam yetki Cumhurbaşkanı'na vereceksek, yine adli tıp kurumlarını yetkili kılacaksak, yine çıkaracağımız genelgede aslında ailevi durumunu, şahsi durumunu, mesleğini araştıracaksak, aslında bu genelgenin bizim taleplerimizi karşılamayacağını farklı bir amaçla çıkarıldığı tartışması doğacaktır. Yine aslında Türkiye'deki genel mevcut durum buna işaret ediyor. Mesela infaz kanunuyla birlikte yapılan değişiklikte bir kurul oluşturuldu. Kurulda işte cezaevinde iyi hali olup olmadığına bakmıyor. İşte iç dünyasına politik dünyasına, ruh dünyasına ailevi ilişkilerine bakarak karar veriyor. Yani aslında bir kişinin iyi hali olup olmadığı cezaevindeki hal ve tavırlarıyla ölçülmesi gerekirken ee, cezaevi idaresi ve savcılıklar politik meselelerle politik yaklaşımlarla, politik ee, fikirleriyle değerlendiriyor. Aslında burada da adli tıp kurumunun yaklaşımı politik olduğu için yine ilgili düzenleme, mevcut politik tartışmalar sok olduğu için aslında bir beklentimiz size karşılayacak, beklentimizi karşılayacak bir düzenleme olmadı kanısındayız. Yani umuyoruz ki biz yanılırız. Umuyoruz en kısa zamanda hasta tuzaklar, yüzlerce hasta tuzağın fazla durdurulur ee, ve tedavi olmaları için dışarıya çıkmaları sağlanır ve tedavi süreçleri başlar. Ama biz mevcut haliyle bu genelgenin bir sonuç durmayacağı noktasında kanaatimiz tamdır. Adli tüp kurumu Adalet Bakanlığı'na bağlı bir kurum. Şimdi ilgili kanuni düzenlemelerle tek yetki adli tıp kurumuna verilmiş. Yani adli tıp kurumuna gitmesi e, güvencesini aslında adli tıp kurumu bu güvenceyi aslında yasalardan alıyor. Şimdi niye adli tıp kurumu değil? Şimdi niye? Adli, Halil Güneş yaşamını yitirdi. Mesela somut örnek üzerinden gidelim. Halil Güneş yaşamını yitirdi. Cezaevinde 3-4 saat can çekişerek yaşamını yitirdi. Halil Güneş yaşamını yitiren Halil Güneş'in adli tıp kurumu raporları ısrarla cezaevinde kalabilir şeklindeydi. E şimdi Halil Güneş cezaevinde kalabildi mi? kalamadı. Yaşamını yitirdi mi? Evet. Şimdi başka bir somut, somut örneklerle gitmek gerekiyor. Adli Tıp Kurumu'nun yani aslında tarafsız olmadığını, politik olduğunu gösteren somut örnekler üzerinden gitmek gerekiyor. Şimdi Mehmet Emin Özkan tek başına cezaevinde kalabilir mi kalamaz mı tartışmaları devam ediyor. Yani Mehmet Emin Özkan'ın tek başına cezaevinde kalamayacağı artık ailesini hatırlamadığı, kişisel ihtiyaçlarını dahi gideremedi, gideremediği bu kadar ortadayken bu kadar ortadayken siz hala Mehmet Emin Özkan hakkında Adli Tıp Kurumu'nun verdiği raporun bilimsel olup olmadığını hiç kimse iddia edemez. Bu yüzden işte biz diyoruz ki bilimsel raporların verilebilmesi için gerçekten dosyaların üstünde kişinin yattığı, hangi suçtan yattığı, hangi konuyla yattığı, kaç yıldır yattığı ibarelerinin yazmadığı, Adli tıp kurumu üyelerinin yerine bu işi takip edecek bilimsel, tarafsız kurulların kurulduğu, kişinin dosyasıyla, aldığı ceza ile ilgilenmeyen, sağlık durumuyla ilgilenen bir heyetin olması gerekiyor. Böyle bir heyet olmazsa tırnak içerisine belirtiyorum. Dosyaların başına terör yazıp yollarsanız, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bu güvenlikçi politikalar, özgürlükçi politikaların rafa kaldırılıp tümden güvenlikçi politikalar esas alındığı bir dönemde hiçbir adli tıp kurumu örgüt üyeliğinden ve örgüt suçlarından yatan birine ha, cezaevinde kalamaz raporu veremez. Verse bilim, işte hem önceki infaz düzenlemesinde toplum güvenliği hem de şimdiki düzenlemede işte ailevi, şahsi ve toplumsal durumun araştırılması meselesi var ya mesleğinin vesaire. İşte bütün bu meseleler karşısında aslında cezaevlerinde ölümler yaşamaya devam edecek. Şimdi zaten adli tıp kurumunun Cezaevlerine yansıması bambaşkadır. Biraz daha somutlaştırarak devam etmek gerekiyor. Birçok hasta tutsak cezaevinde kalıp kalamayacağı noktasına adli tıpa sevk edilmek istemiyor. Cezaevinde onlarca yüzlerce tespitini yapmadığımız, teşhisi olmayan hasta tutsan adli tıp kurumunun tarafsız, bağımsız olmaması nedeniyle zaten cezanın ertelenmesi talebinde bulunmuyor. Çok acıdır. Gerçekten çok acıdır. Yani tanıdığımız 70 yaşında, 80 yaşında hasta tutsaklar var. Biz adli tıp kurumuna gitmek istemiyoruz. Yani yolda perişan olmak istemiyoruz. Bir de yol meselesi var. Buradan İstanbul'a hangi koşullarda götürüldükleri ortada. Yaşsız gidip, aç gidip, susuz gidip, gidip gelme durumları söz konusuyken yani adli tıp kurumunun bu derde, yani çok böyle amına koyayım bu derde deva olmayacak çok net bir şekilde ortadadır. Bu derdin çözümü tümden tümden bir düzenlemedir. Yani öncelikli mesela biz bunu hep dile getiriyoruz. Öncelikli talebimiz ağır hasta tutsaklarının kayıtsız, şartsız, pazarlıksız serbest bırakılması. Ağır hasta tutsaklar en azından serbest bırakıldıktan sonra oturup kanuni düzenlemeler ve ceza infaz rejimi tartışılabilir. Ama mevcut hale zaten hasta tutsaklar serbest bırakılmıyor. Şimdi önümüze terle mücadele yasası gibi bir yasa var. İnfaz kanunu gibi kötü bir kanun var. Bunun dışında e, milliyetçi reflekslerle ve güvenlikçi refleks, reflekslerle hareket eden bir e, devlet var. Devlet aygıtı var karşımızda. Tüm bu hususları siz bir araya getirdiğinizde cezaevlerinde ne bekliyoruz? Cezaevlerinden hiçbir şey bekleyemez. Yani hastalık ölüm dışında hiçbir şey beklenemez. Şimdi biraz daha böyle ayrıntılı açmak gerekiyor. Aslında bu hastalıkların nasıl oluştuğunu da iyi anlamak gerekiyor. Şimdi Manavgat'ta Antalya'da S tipleri açılmış. Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumları açılmış. Yani havalandırmaya çıkamıyorlar, sohbet edemiyorlar, toplu hiçbir faaliyet yok. Hepsi tek başına kalıyor. Ereğli'de aynı durum. Uzun süre devam eden bir açlık grevi vardı. Yine Dumlu cezaevinde aynı durum. Yani en fazla bulunabileceğiniz kişi sayısı 2 ya da 3. Yani bazen gerçekten cezaevinde yaptığımız ziyaretlerde şu tartışma doğuyor. Yani F tiplerine rahmet okutuyorlar. Yeni sistemle birlikte. Yani aslında sistem e, koordineli olarak sistem böyle dağımında hastalık üretme e, meyilli bir yapıda. Yani hem kanun düzenlemeler bu yönde hem de fiziki yapılar bu yönde. Yani haliyle yani biz bir yandan tekleştirip tek başına cezaevinde tutup sağlıksız koşullarda tutup tedavi etmeyen az işi arama gerekçesiyle hastane sevkleri engellenen kelepçeli muayenelerle hastane sevkleri ve tedavileri engellenen hasta tutsaklar için bu tarz genelgelerle bir sonuç doğmayacağını çok iyi biliyoruz. Aslında bu genelge Hiçbir şey yani bizim beklediğimiz hiçbir şeyi karşılamıyor. Bu genelgenin yaptığı tek şey ne? Kamuoyuna işte hasta tutuklarla alakalı bir çalışma yürütüldü algısı yaratmak. Bu algıyı yaratmak dışında da hiçbir sonucu yok. Açıkçası bu algının da toplumda bir karşılığı yok. Yani biz bu işin muhatabı olan aileler ve diğer meslektaşlarımız ve kurumlarla görüştüğümüzde hiç kimsenin de bu genelgeden beklentisi yok. Eğer bir şey yapılmak isteniyorsa cezevlerinde cezaevi idarelerinde, cezaevi savcılıklarında tüm hasta tutsaklarının ayrıntılı bilgileri var. Kayıtsız, şartsız, serbest bırakılır. Ondan sonra bu işin muhataplarıyla, bilimsel muhataplarıyla, hukuki muhataplarıyla, derneklerle, vakıflarla oturulur. Bu mesele tartışılır, çözülebilir. Ama biz neyi görüyoruz? Yani her seçimden önce, her siyasal süreçten önce hasta tutsakların yaşam hakkının bir pazarlık konusu yapıldığını görüyoruz.